Parçacık simülatörünü tamamlamamız için son adımda parçacıkların gelecekteki hareketlerini izlemek için bir yöntem geliştirmemiz gerekiyor. Bilgisayar programımız parçacıkları bu şekilde canlandıracak. Her seferinde bir kare. Daha önce söylediğimiz gibi bir parçacığın hareket denklemini biliyorsanız parçacıkların hız ve yerini buradan bulabilirsiniz. Peki nasıl olacak? Bu soruya cevap vermek için yer zaman eğrisi olarak gösterilen hıza geri dönelim. Birbirine yakın iki zamansal değeri, mesela T1 ve T2 diyelim. Bunları seçtikten sonra parçacığın T1'deki yerini P1 ve T2'deki yerini de P2 olarak işaretleyelim. Burada gösterilen L eğrisi bize T1 zamanındaki V1 hızını yaklaşık olarak veriyor. T1 T2'ye yaklaştıkça hıza daha çok yaklaşır. Denklem olarak bakarsak L eğrisi yer değiştirme bölü zaman farkıyla bulunur. T1 zamanındaki yer ve hızı biliyorsak o zaman T2 zamanındaki yeri de denklemi yeniden düzenleyerek bulabiliriz. Peki T2'deki hızını nasıl buluruz arkadaşlar? Eğer hareket denklemini biliyorsak T2 zamanındaki ivmeyi hesaplayabiliriz. Örneğin parçacık sadece yer çekiminin etkisinde hareket ediyorsa diyelim, o zaman ne olacaktır? İvme sabit olacaktır değil mi? İvme sabittir ve G ile gösterilen sabit yer çekimine eşittir. Bunu biliyoruz. Aynı zamanda ivmenin hız zaman eğrisine eşit olduğunu da biliyoruz. Bu da yer çekiminin hız değişimi bölü zaman farkı olduğu anlamına geliyor. Ve bu denklemi V2 için de çözebiliriz. P2 ve V2'yi bildiğimize göre aynı işlemi P3 ve V3'ü ya da devamını hesaplamak için istediğimiz kadar kullanabiliriz. Gelin bir örnekle gösterelim. Simülasyonun başında zaman değişkeni T'yi 0'a ayarladığımızı varsayın, tamam mı? Parçacık P1'deyken hızı V1 ve yer çekimi vektörü G aşağıyı gösteriyor olur. Parçacığın T0,5'i gösterirken nerede olacağını bulmak için P2 eşittir V1 parantez içinde T2 eksi T1 artı P1 denklemini kullanırız. Denklemde T1 0 ve T2 0,5'tir. Yani P2 eşittir 0,5 V1 artı P1'dir. Bu da P2'nin V1'in başlangıç ve bitiş noktasının tam ortasında olduğu anlamına gelir. V2'yi bulmak için de şu denklemi kullanırız. V2 eşittir G çarpı parantez içinde T2 eksi T1 artı V1. Buradaki G yer çekimi vektörüdür ve aşağı yönlüdür. Hatta dünyadaki büyüklüğü 9,8 metre bölü saniye karedir. Tekrar edersek T2 eksi T1 0,5'ti. Ve bu yüzden denklem V2 eşittir 0,5G artı V1 şeklinde olur. Harika. Şimdi aynı formülü kullanarak T1 iken yer ve zamanı hesaplayabiliriz. Bunu elde yapmak oldukça sıkıcı bir yöntem. Bunun yerine bir bilgisayar programı yazmak çok daha kolay olur. Bunun gibi. Tebrikler. Artık bir pimpon simülatörü oluşturmak için gereken her şeyi öğrendik. Gelecek alıştırmada kendi süper simülatörünüzü oluşturmadan önce öğrendiğiniz kavramları test edebileceksiniz.